Şimdi çok kısa, net bir şekilde ben tadımları yaparken lütfen yemeği anlatın. Tamam. Ben de ilk tabağı şirinin kaldırdım. Tavuğum pişmiş. Afiyet olsun. Biraz tuz sorunu var Şirin. Tuzsuz gelebilir. Tuz... Bana biraz tuzsuz geldi. Ki ben tuz sevmem. Doğrudur Fatih Bey. Tuzumuzu böldük. Fakat ceviz, o aroma çok güzel geçmiş içine. Şey, tavukta mı tuz problemi var, pilavda mı? Özellikle tavukta biraz tavukta oldu. Tavukta soya sosu kullandığımız için çok fazla bir tuz atmadık. Bir çimdik kadar attık çünkü soya sosu tuzlu yapar dedi şefimiz, o yüzden. Ama başarılı. Afiyet olsun. Hafif bir tatlılık var pilavda, nedir o? Soğanın tadı mı? Karamelize soğandan gelebilir, evet. Soğanın ama tadı. O şeyin altında, tavuğun altındaydı. Birleşmiş olabilirler. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Güllü. Efendim. Bakalım elin nasıl? Hem elim var hem dilim var Fatih Bey. Ne? Hem elim var hem dilim var. Bizde de dil var yalnız. Görüyoruz canım. O zaman açıyorum. Güllü'nün tabağı. Maalesef burada da bir tuz sorunu var. Az mı geldi Fatih Bey? Evet, tuz sorunu az geliyor. Bu sende de var tuz sorunu. Olabilir Fatih Bey. Tuzu çok az kullandığımız için tat ama vermemiş şey, olabilir belki. Ama bu şehriye, arpa şehriye bulgur. Çekiyor. Çeker. Tuzu çekiyor. İstiyor, bayağı tuz onlar. Yiyor değil mi? Evet. Böyle aslında bayağı durum... da bir attık da demek ki daha fazla lazımdı. Böyle baba yağlı yağlı bir... Şey, pilav olmuş bu. Evet. Biz Roman yağlı, salçalı severiz. Yumuşat. Eline sağlık. Afiyet olsun Fatih Bey. Domates, bu sosun baharatında ne var? O bize ait yapma. Değil Fatih Bey. Şefimiz. Öyle mi? Domates sosun evet. Dekor amaçlı. Şefimizin şeye, evet. Bir şey gibi bu. Ne derler? Hani o Meksika sosları var da güzel geliyor ama. Afiyet olsun. Çok yorum yapmayacağım. Ben özellikle. Çünkü şu anda ikisi de aynı ayarda bir şey. Pişmelerine bakıyorum, tadına bakıyorum. Zaten söyledim söyleyeceğimi. Kübra'nın tabağına geçiyorum. Soğanı karamelize. Pilavın üstüne koyup öyle tavuk mu koydunuz? Hayır. Hayır. O soğanı ayrı bir tavada karamelize ettik. Gördün. Tamam. O sonra kızarttığımız tavukları tekrar soğanın üzerine koyduk. Soda döküp tekrar pişirmeye. Onu da pilavın üstüne koydunuz. Evet, evet. Pilavı üzerine tavukla karamelize soğan kondu. Tavukların pişmesini bir göreceğim de o yüzden. Şey, soğanların. Şöyle alıyorum. Bu sıkıntı mı var? Yani buradaki bu pilavlarla hepsi hemen hemen aynı. Böyle sadece yağ ama tuz isterdi pilavlar. Etin pişme konusunda da onu içeride söylemek istiyorum. Ve Fatma'nın tabağına geldik. Soğanın tadı çıkmış söyleyebilirim. Yani güzel mi Fatih Bey? İşte bayağı bir karamelize olmuş ama yanma yok. Yok, evet, yok yanma yok. Tavuğundan da alıyorum. Şöyle bu tarafından alacağım. Hı-hı. Şöyle görüyorsunuz. Tavuğumu da bayağı bir kızarttım böyle görüntü olarak da hoş dursun diye. Tavuğun etlerin pişmesini burada söylemeyeceğim, seyirciye söyleyeceğim. Ancak ekranda izleyeceksiniz ben. Çünkü... Bence burada görünceler tavukla ilgili konuşacaklar. Hmm. Size söyleyeyim. Çünkü pilavlarınız hemen hemen aynı. Tuz eksikti. Çünkü ben baktım biraz tuzu eksikti. Ama şu anda duyuyorsunuz herhalde. Herkes aynı fikirdi. Bütün gelinlerimiz aynı fikirdeler. Tuz ona göre verildi. Fakat bence burada tavuğun etiyle ilgili pişmesiyle alakalı yorum yapacaklar. Ben de içeride bunu yorumu içeride söylemek istiyorum. Enteresan bir puanlama yapılacak gibi geliyor bana.
Ya. Benimkiler de öyle olacak. Kafam karışacak çünkü birbirine benziyor. Ama şehriyelerimi ben biraz daha kavurdum böyle. Ama şimdi senin bu yaptığını bazılarının hoşuna gider, bazılarının gitmez. Evet, çok değişik yorumlar yani, alıyor. Şimdi ne? Biraz yönetmenle bir dertleşmem lazım benim. Ay. Siz keyfinize bakın. Hadi geliyoruz. Kübra, 100.000'ü aldım diye sanırım bir şımardın böyle. Bir savsakladın yapacağın yemekleri. Ya topak tapak olmuş. Bu ne olmuş? Bembeyaz kalmış. Anlayamadım yani. Hayatım, karamelize etmekten korkmuşsun. Ben çözemedim. Ben senin gibi yakayım mı soğanları? Hayatım, kahverengi etmişsin. Karamelize sen demek karamelize biraz demek kahverengi demek hayatım. Evet, bembeyaz çıkmaz. Yoksa soğan doğrayıp koysaydık biz bembeyaz. Bembeyaz değil hayatım. Bembeyaz değil. Hafif böyle rengi değişecek. Adı seninkine üzerinde rengi karamelize. Seninkine rengi hiç değişmemiş. Karamelize. Ya seninkine... parayı aldım diye kızlar şımardı. Nasıl dedi, hep ben kazanırım. Ya, elimle bitti diyerek bir iddia sunuyorsun. Kıskandın ama... değil mi? Ay, para, ne kıskanayım? Biz de kazandık onu Allah aşkına ya. Aldığın çocuğun gibi bağrına bastın ya. Evet. Evet, benim için ne kadar değerli biliyorsun sen de. Biliyorum canım, güle güle hadi. Sen gözümüz karamelize yok. Etmeyi açıkla, 5.000 vereceğim kız sana. Şu anda en beğenmediğim tabak diyeceğim. Aslında tabakları çok en beğenmediğim değil de beğendim tabakları. Birbirine benziyor da fakat aromalarından dolayı. Bir de çok riskli bir yemek biliyorsunuz. Tavuğun pişmesi ve soğan. Bu konuda da soğanı fazla karamelize edip o kokusunu yemeğe çok fazla sindiren... Maalesef. Batma. Bence görümcüler de aynı fikirde olacaklar. Bugün sınıfta kaldı, fazla pişirdi. Ben zaten onu uyarmıştım pişirirken, fazla pişiyor diye. Açıkla karamelize alırım nasıl? Ama. Ya, hele sen açıkla. Alırım ama bak çok iddialı konuşuyorsun. Yok. Alırım Kübra. Yok, hele bir açıkla da belki. Belki diye bir şey yok. Dedi değil mi kızlar? Dedi. Bir iddia attım hadi. Ortaya. Aynen. Hadi. Daha sen parayı tutamıyorsun, karamelize bahsediyorsun. Çıktı bak, düşünecektim aslında. Üçünüzünkine de baktım, bembeyaz. Karamelize bu kadar beyaz olmaz. Biz bundan önce hamburger de yapmıştık, hatırlıyorsunuz değil mi kızlar? Ona da karamelize soğan koyduk. Evet. Hafif böyle bir kahverengi olması gerekiyordu. Kahverengi o beyaz rengi değil işte. Beni bir dinler misin? Beyaz rengi biraz atması gerekiyordu. Sen korkmuşsun, bembeyaz bırakmışsın. Alayım 5.000'imi canım. Yok, dur veremem hemen. Fatmacığım. Şimdi en yüksek puanımı vereceğim. Bugün tavuğun pişmesi ve lezzetiyle kızın elinde var bir şey demek ki. Eti iyi pişiriyor. Hani derler ya, tabiri caizse maldan iyi anlıyor, etten iyi anlıyor. Bence en yüksek puanımı veriyorum şimdi. Gösteriyorum. Kübra, 5 puan veriyorum. Çok güzel pişirmişler. Böyle yedi, oldu böyle beyaz beyaz geldi, güzel geldi. Bence 3 tabağın aynı olup da seninki farklı olunca bence sen kendini sorgula. Hayır. Sen karamelize edememişsin. Kapkara bir soğan çıkarmışsın. Karama bir kap. Kabul et. Kapkara Allah aşkına baktım. Ya. Fatih Bey yerken gördüm Fatih zaten. Fatih Bey hatta yemeden önce görmüş. Gelmiş yanına diyor ki Fatmacığım yanına geldim gördüm sen biraz fazla kızartmıştın dedi. Yani bu kötü bir şey mi oluyor anlamadım. Şimdi. Yani puanların tadı çıkmış demek, dedi. Bak, ne demek istedi acaba karamelize orada? Karamelize demek biraz böyle rengin atması demek, kahverengi olması demek canım. Bembeyaz değil yani. Fatmacığım bak öyle, ben sana öyle benim söylediklerimi dikkate al çünkü burada bir şef konuşuyor. Ay şef mi? Önlüğünü kaybeden bekle, bir şef. Bekle sana göstereceğim dur soğanın kalmışsa. Ay Kübra sen de bu masadan kalkmadan bir şey yapamıyorsun bak, bacım. Ay, bak kahverengiyi görüyor musun? Bu yanmış mı kızlar? Allah kara, aşkına doğru. Kara da mor olmuş ayol o sen ay, gelin. Ay sen Allah aşkına ya. Ne Allah aşkına. Kıyafetine benzetmeye çalıştın herhalde. Mor dedim kara da mor. Evet, mor senin morun da olsun. Senin gözlerin kör anam ne karamelize edebiliyorsun de renk. Olsa seni bu kadar net görmem canım. Ben renkliyim göremiyor zaten canım. Karamelin gibi renk körlüğü bir sıkıntı var ay, canım. Evet siyah, evet belli. Kara da mor ne demek hatta yani? Hatta senin yaptığın soğan işte kara da mor. Hayat olması gereken bu. Siz yapamamışsınız. Ay tabii. Bakalım görümceler ne diyecek, sen ne yapacak yaptın, ona belli. Göre konuşalım canım. Sen çok iddialı konuşuyorsun. Yanık herhalde. Soğanı o gülünü soldururum ben sana. Soldur soldurabiliyorsan. Hadi, hadi bakalım. Şimdi yeni yarışmacımız Güllü'ye puan vermek istiyorum. Orta karar
bir şey söyleyeceğim. İlk olmasına rağmen, hani burada çok yarışmacı gördüm bu arada. Güllü yani becerdi, yaptı, yemeğini yaptı. Gerçekten yaptı. Fakat tabii ki biraz dengeleri, biraz hassas şeyleri. Çünkü iyinin iyisi var, kötünün kötüsü var. Güllü de orta derecelerde. O yüzden Güllü'ye bugün ilk benden böyle bir puan gelsin. Zannediyorum biz bu hafta biraz daha zorlanacağız. Çünkü yarışmacılarımızın hepsi çok iyi, elleri fena değil, yetenekli yarışmacılar. Güllü de bunu göstermiş oldu. Bugün daha ilk günümüz, becerebildi. İlk günden hiç beceremeyenler de vardı. Bu arada sen Fatma'ya bence tabağına kötü yorum yapacağını, sen kendi tabağınla ilgilen. Senin tavuğunu da ben buradan görebiliyorum. Yakmışsın. Aa ya. Evet. Bak bakalım yanmış mı? Bakıyorum. Nar ay, gibi nar. Güllü. Nar. Bakıyorum. Karada mor olmuş kız bu. Ya. Evet. Anam bilmiyordun ya karada mor. Benden öğrendin. Evet benden de öğreneceğiniz çok şey ama var. Ama çok aynı şeyleri de öğrenmiyoruz işte. Çok öğreneceğiniz şeyler. Ne demek istiyorsun yani? Ben buraya oynamaya mı geldim demek istiyorsun? Şov tam olarak geldim. Seninle oynamaya geldim. Canım sen benimle oynaman için kırk fırın ekmek yemen lazım. Ay canım benim gördüğünüz. Ben zirvedeyim öyle herkes. Sizin sesi ya, gelmiyor bana. Sen zirvedesin. Aynen. Ben dillerde yani, de zirvede de olmaya genelde, geldim. Genelde yeni şuraya gelenlerin bakacağım. Sadece bir ufak bir esamesi seninle. Böyle vızıltı geliyor. O da bir hafta falan sürüyor. Hı-hı, aynen. Evet. Sen iki haftadır bir şey yapamıyorsun. Bir cacık yapıyorsun. Ne olacak? Ay canım aa, izlemedin galiba. Geçen hafta değil ondan önceki hafta 100 bin lirayı ben zaten kazandım. Belli kimin işte kazandı. Ya. Şefim diye gezme. Canım ben şefim diye tabii ki de gezerim. Şef olduğumu da kanıtlamışım zaten. Evet. Bak ben Şirinci unutuyorsun, sıfırdın hayatım, sıfır. Kocaman bir sıfır. Zirvede değilsin canım yani. En az bak. Canım bak, ben sıfırsam. Paralar kimin önünde? Bak ben bu masada, ben bu paralar masada sıfırsam sen hiç yoksun demektir. Hayatım tamam mı? Paralar kimin önünde? Bak ben konuşuyorum, parayla konuşuyorum bana bebeğim. Bana onun gibi üç tane geldi canım yok bebeğim. Yok işte şu an bak, artık benden bak sonra yok yok anlatamadım. Bu senin o, bak geldim. Bir şey söyleyeyim mi? Buradan bak, giden arkadaşlar da 100 bin lirayı sonra alıp gidenler oldu. Yani sen onu aldım diye çok havalara girme. Görüp görebileceğin son büyük ödülündü. Hayatım, haberin olsun. Bir haftada 4 kere birinciliği oldum. Birinci oldum ben. Ve haftanın da 100 bin lirasını aldım. Canım. Düşün. Artık hesapla gün yani. Gün birincisi olmak kolaydır. Ben ilk hafta haftanın birincisi oldum. İkinci hafta kuraya kaldım. Üçüncü haftada ben aldım. Hayatım bak anlatamıyorum. Benden öncesi beni ilgilendirmiyor. Ben benden sonrasına bakarım. Sana da onu tavsiye ediyorum. Ben bu puanın aynısını çünkü tavuk etinde sorun var. Şirin 3 puan. Bak paralar benim önümde, birincilikler bende. Kız Kübra, İki haftadır sen çok konuşuyorsun yok anam. Elini al da bir görelim o paralar nasıl bak duracak. Bak. Dağıttığın ya daha yeni. Beceremiyorum parayı tutmayı bile beceremiyorum. Bu kağıdı şey oldu çıktı. Ha, ne onu oldu da şey alışmış oldu. Alışmış ne konuşsam bir de keşke. Alışmamış. Bak. Eline de yakışmıyor bu arada. Kız en çok bana yakışıyor, bana. Dur, nereye? Güllü yani, hayırdır ne oldu? Para nasıl tutulur bir göstereyim. Yok dokundurtmam parama. Dur dur dur. Bak. Hadi bak, öyle olmaz canım bak böyle tutacaksın ver. Böyle 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 tutacaksın. Aa, sesi gelecek sesi. Canım benim daha para tutmayı kız bilmiyorum. Ne oluyor paralar gitti. He? Daha para tutmayı bilmiyor bu. Para tutmayı öğretiyor bana. Benim öyle hiç mi ama bu kadar çok param olmadığı nasıl, için nasıl tutuluyor şöyle göster sallamam gerekiyor. Sesi gelecek sesi. Gelsin gelsin diyor. Evet ses Fatih geliyor. Bey parayı bol buldu dağıtıyor. Karamelize yanına 5 bin lira vereceğim dedi. Vermedi anlattım. Anlatamazsın diye söyle dedim de. Ha, ama yaktığını da söyledim yakmadım yani. Yakmadım. Hayır yakmadım. Yorum yok ben puanlarımı verdim. Şimdi biliyorsunuz teker teker görümceleri çağıracağım. Görümceler gelecek puan verecekler. Hadi bakalım puanlamaya.